Müslümanlara kötü söz söylememek. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf suresi 18. ayet. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 36. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahihayinde geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Muhacir, Allahu Teala'nın yasakladıklarını terk eden kimsedir. Ebu Hureyre'den radiyallahu an şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Kim Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet vermesin. Kim Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu an şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim bana iki dudağı arasındaki ile iki ayağı arasındakine kefil olursa ben de onun için cennete kefilim. Buhari. Sahihain'de İbn Mesud'dan şöyle rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Müslim. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilir misiniz müflis kimdir buyurdu. Bize göre müflis ne parası ne de malı olmayandır dediler. Buyurdu ki şüphesiz ümmetimden müflis kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelecek olan kimsedir. Ama şuna sövmüş. Buna zina isnadında bulunmuş. Şunun malını yemiş bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelecek ve buna hasenatından, şuna hasenatından verilecektir. Şayet davası görülmeden hasenatı biterse, onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır. İbn Hacer el Askalani, el İsabe, Seçkin Sahabeler, Sayfa 26-27. 22 Nisan Mevlana Takvimi